Zeki Gökçe'den herkese tüm dostlara selamün aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatüh dostlar. Selamı vermek sünnet almak farz. Nasılsınız? Yaklaşan mübarek Kurban Bayramı'nda inşallah iyisinizdir. Bu videonun içerisine bir detay ekleyeceğiz dostlar, o detayı fark eden lütfen yorumlar kısmına duygu ve düşüncelerini ifade ederse çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkürler. Dostlar bugün dört kafadara takıldık ve yolumuzu kurbanlık almaya kurbanlık seçmeye çevirdik. Uzun olmasa da meşakkatli bir yolculukla köye kurbanlık almaya gideceğiz. Kurbanlık alınacak köye giderken, yol etrafındaki görüntülerde de göreceğiniz gibi depremin en çok etkilediği illerden biri Hatay'dayız ve Hatay buruk bir bayram yaşıyor arkadaşlar. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Videomuzu izlerken abone değilseniz sağ alttaki butonu aktif ederek abone olarak videomuza yorum yaparak ve beğeni butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olup bizlere destek sağlayabilirsiniz. Kurban seçme, tartma, alma işlerini tamamladıktan sonra, satıcısı arkadaşın köyünü görmek ve ısrarları dolayısıyla misafiri olmak üzere köyüne doğru yola çıkıyoruz. Videomuzu izlerken abone değilseniz sağ alttaki butonu aktif ederek abone olarak videomuza yorum yaparak ve beğeni butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olup bizlere destek sağlayabilirsiniz. Şu an Antakya Hatay'dayız ve asrın felaketi Hatay'da derin izler bırakmış dostlar. Burada diğer illerden gelen ve burada yaraların sarılmasına emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Hatay'dayız ve Hatay'da yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurbanlık bakmaya, kurbanlık almaya, bu vesileyle dört kafadarlara takılıp bugün de böyle Söbüköy hayatını sizlerle birlikte yaşamaya gidiyoruz dostlar. Kozkalesi Mahallesi ne gidiyoruz Kozkalesi, Hatay ilinin Altınözü ilçesine bağlı bir mahalledir. Kozkalesi, idari bölüm olarak daha önceleri köy iken, 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur. Kozkalesi Köyü, mevkiinde eski çağlardan beri kullanılmakta olan Altınözü, Kusel, Antakya yolunda hakim bir tepe üzerinde güvenliği sağlamak üzere Antakya Prensliği döneminde yapıldığı sanılan Kursat, Kozkalesi bulunmaktadır. Antakya Latin Patriği bu kalede ikamet etmiştir. Bu kale, Sultan Baybars tarafından 1268 yılında Memlûk Türk hakimiyetine alınmış, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yok abi bunların babalarını biliyorum ben, geçen sene gördüm. Ne araba? Geldi diyor, ama bakmayak adam diyor. Tekleri güzeldi diyor. Baktım bir yerine. Var büyükleri de var var. Sen hepsini harcama. Gölgede mi ile görküyor yoksa? Yok, siyah. Bence gölgede ile görküyor. Yeşil, dikkatli. Çek, deniz mercanı. Allah'ın kudretine işaret. Hepsini orada bir iki çuval olacak mı? Boşa. Boşa beslenme. Şunları koy işte. Yaşlı.
Ben öbür tombul tekeyi koyayım. Abi gel sen. Yok sen seveceğim. Gel. Ben ne yapayım abi? Gel. 123 kilo. Tamam. 123. Ben bakmama gerek yok. Allah. Abi şu böğütler niye tutmuyor ki sen? Aa tut şunu yanına. Ya, dur bir yandan abi. O tebikli. Bu şeyin şu bir tane gelip de sizden böyle tombul çocuk. Allah maşallah. Hadi yüzün ama fazla güneşte durmayın tamam mı? Abi bu baya... 119 abi. 119 kilo. Kulağına bakalım küpelisine. Küpelisi yok mu? He küpelisi tamam. 26 numara olan o. Tamam. Bu halini... Hadi şey, güzel mi ya? Peki peki. Halininki. Abi sen kim bu? He. Bir de tek işim. Dur. 5 kilo her teke yemiyor ha. 2,5 kilo her teke sen ver. Geçen geldiğimizden şimdiki geldiğimizde dağlar kadar fark var ya. Onkü geç. Dur bırak. He. Sen 108 değil. Bir şeyler olur. Maşallah maşallah. Zalim. Aha gel. Ha. Bu serçeği basa çok güzel. Bu kim idi? Ali. Bak. Bu kim idi? 69-800. 70-70. Yok 70, sen 69'a sapat. Kübese bak tamam. Bizden gelsin başkasına tamam, gelmesin. Tamam şey, bir şeye bak. Her zaman için bizden gelsin diye biz. Gelen hele Allah'ın elinden üstünde derler ya. Bunun Allah bu da güzel bir şey bu kim ise. 46-59 beşi. Şeyin kaybabası Adem Göçen kaybabası. Adem Göçen kaybabası 60. 60. 70 de o ya. Şu kantara sen bak hacı. Kübesine bakın abi. Yok abi yok. Senin de dur bir kalktı. 69'dur. Allah verir bize. Bak, evet. Abi. Bereketli olsun. Hayırlı başka olsun. Başka bir geldiniz abi. Ha? 65 ver. Onu yanlış mı yaparsın? 70. Bu 70. O, oğlum küpe numarasına iyi bakalım. 70. 69. Bu neden 69? Abi bizde böyle düz. Düz abi 69. Adam 69 diyor. 69 abi sen normalde 69.8. 69. Tamam. Bizim Kenan'ın kıymış ya. Ben, bu senin ya, sen istedin yapayım. Kardeşim... La anlaş yok, ondan sonra seslenmiyor birbirimize. Evet. Kaç teken bom, senin gibi arkadaşı sattım ben, iki tekeyi. 70'de 60'ken. Aradı, dedi, tekelerin dedi, benim burada 2 kilo eksik gel dedi. Arabaya bin, tamam dedim, 2 kilo eksikse 2 kilo eksik dedim ben de. Allah razı olsun dedi, kapandı konu. Abi şimdi... 2 kilo çekildim, tanım yapacağım ben. İlle strese gerek, illa kilo verir. Zaten onu... Onu ben, yani en azından benden geçsin ki, evet. Adamın gönlü hoş olsun. Bak bu... Şu üçüne gitsin, hepsi geçsinler. Bak o. Bunların ikisi geçsin. Dur şuraya gitsin diyorlar. Onlar bir yok ulan o. O küpesi kaç onun? 46-50. Bırak genel. Ya bunlar erkekler yapma. 79 abi. Şu. İbrahim Yurda konu. 78. 78. 78 kilo oldu. 65 abi. Bu kemik. Bu kaçıncı numaradı bu? Kırkankı 72. Niye çıkardın abi? Bu da mı Ali? Ali'nin abi. Ablasını mı o? Oğlum ben burada şey olanları çıkardım. Ha dedim ki ablasını aldım. Bak dedim çık. Zaten biz de bu yok abi. Hadi bu şeyde abi. Onları dışarı at. Karışma. Evet. Ne yapıyor? Şey yapıyor adam. Evet, borç alsın derim. Sıfır bir tane borç alsın derim. Şuraya gelin. O kimi giymiş baba. Şşş, gel. Buyurun. Buyurun. Çık. Yakın, yakın. Kafanı kaldır. Dur. Bu da 78 abi. Bu kimin? Bu babayın şeyine. Küpesine. 46-78. 46-78. 78 kilo. Hangisi o? 78 abi o da. Tamam bırak. Sanki hepsi ayranık. Hepsi 800-800. 66. Şurada mı alıyor? İbrahim Yurdakalı evet. Zafer. 75 mi? Evet. Bayan. Oh, maşallah. 77 abi. Bir kemin bakalım. Ona göre bakalım. Küpe numarası bakalım abi. 46-68. Yeniş tane mi oldu? 46-68. Geldi adam buraya. Tamam. Bu fotoğrafını buraya çektim. 46-68. 68. Bakalım abi şuradan. Ver. Lan bu niye çalmıyor? Ay bu yem yemedi. Bu yem yedi mi kusuyor. Bu da oradan yayla.
Beş kulak. Eyvah. Bunu hiç zaten yeme tutma yaptık ya. 106 kilo. He. Tamam. Bir kilo şiyoluk işte. Kaldırın kaldırın. Yavaş abi, yok artık. Tamam. Kaldırın ya onu. Bak yok Zübel. Bunun boyunun küçük olduğuna bakma. Küçük diye bu adam. Adam ben güçlü oldum. Hadi. Öyle şey yapacaktık ama yapamadık. Öyle yapma ondan. Yengeli kesin. Ben onu okul gezdiriyordum bak. Ha, kimse yıkamaz ha. Tamam bırakma oraya biraz. Şişer şurada kaç tane şişe varsa götüreyim şimdi. Ayağıma direkt geldi onun keydi. Hayırlı uğurlu olsun usta, sattın malları. Allah razı olsun. Allah kesmeyi nasip etsin size. Kaç yıldır bu işi yapayım? Vallahi birkaç yıldır yapayım da. Akşam. Sağ olasın. Akşam, Kerem abi de Emre abinin sayesinde Hunamlı'ya döndük. Sorma, Allah utandırmasın. İnşallah. her sene bu işi yapacağız artık. Çocukluğumdan beri. Üçüncü sınıftan beri bu malın içindeyim. Bu malın cinsi ne? Bu Hunamlı. Konya, Antalya, sarı keçili yürüklerinden. Evet. Ben İskender'im. Denizciler. Denizciler. Denizciler'deyim. 55 kilo geldi. Yere bak. Ha. Ne kaydım? 1500 şunca. Otururken yok, 5 milyon bilmem ne dedim. Abi dedi maddi durumum şey falan. Çalışamıyorum dedi. 4-5 ay. Dün gel 5 ay getirdim. Aynen. Sıkıntı yok abi. Allah Allah. Abi öyle dedim ben. Yani adam şeyini dile getirdi. Efendim. Ama şimdi bazı da mahsus yapıyor. Abi o kendinden Allah'ın arasında. Beni bilmem. 4 ay yeme tuttuğun zaman abi önce az az yem veriyorsun, hem yayılıyor ya. Yemden bıkmıyor ama ahıra kuyduğun zaman artık hayvan bıkıyor. Sürekli aynı sürekli aynı. Hiç gelişme olmuyor. Ama dağda değişik şey yediği zaman ne oluyor? Hayvan yedikçe iştahı kabarıyor. Yedikçe iştahı kabarıyor. Biz yemi de arttırıyorum. Ne oluyor? Günden güne kilo alıyor. Zaten son ayda daha da yükleniyorsun kilo alsın diye. Ne yapayım sen? Hayvan son ayda daha da kendini değiştiriyor. Yani bir anda kilo alıyor. Ben Emre abi gel diyorum ama bu çabuk diyor kilo alır mı diyor. Yok bu yaptığımız için yani bildiğimiz için şey oluyor. Böyle yani hemen son ayda yükleniyorsun yeme. Hayvan daha güzel oluyor. Bunlarda fazla yağ olmaz abi. Arpa yediği için o cücü adakta herhalde. Fazla öyle yağ çıkmaz. Çiğit yerse çiğit küspe. Çok yağ çıkar. Özellikle çiğit yağlı ya. Bakarsın böyle zeyt gibi parlar ama kestim yarısı yağ. Geçen biliyorsun. Yani arpa yemalda fazla yağ olmaz ama illa yağ olur hayvanda ama o kadar yağ olmaz. Tabii yaylımın faydası çok. Bu da kekik görüyor bunlar ayrıldı. Kekik ha, yiyor. Nasıl kekik tarlası? Evet. Nasıl olur? Şu karşıdaki hep kekik mi? Evet, hepsi abi. Kekik. Baktım mahvede çıkardım. Şurada bırakılan yere tuttu sonra kendini. Adam hatta da. Kurban seçme, tartma, alma işlerini tamamladıktan sonra satıcısı arkadaşın köyünü görmek ve ısrarları dolayısıyla misafiri olmak üzere köyüne doğru yola çıkıyoruz. Videomuzu izlerken abone değilseniz sağ alttaki butonu aktif ederek abone olarak videomuza yorum yaparak ve beğeni butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olup bizlere destek sağlayabilirsiniz. Koz Kalesi Mahallesi Ne Gidiyoruz Koz Kalesi, Hatay ilinin Altınözü ilçesine bağlı bir mahalledir. Koz Kalesi, idari bölüm olarak daha önceleri köy iken, 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur. Bize olan misafirperverliğinden dolayı kurban satan Osman Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyor, videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Sizlere veda ederken, kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz. Sağlıcakla kalın, Zeki Gökçe'de kalın, hoşça kalın.